Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kâle Allahu Teala fi kitâbihil kerîm, eûzu billahi mineşşeytânirracîm. Ya eyyühellezîne âmenu sallu aleyhi ve sellimu teslimâ. Sadakallahul azîm. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala'ya hamdü sena olsun ki bizi bu senede Kurban Bayramı'na yetiştirdi. Siz bir gün fazla yaşamayı az bellemeyin. Çünkü Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem birer hafta aralıklarla iki kişi hakkında konuşmuş. Biri birine göre bir hafta daha önce vefat etmiş. İkinci hafta vefat eden, yani ikinci bir hafta sonra vefat eden kişi hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sonra vefat eden kişi önce vefat edeni geçti demiş. Sahabe, ya Resulallah bu nedendir? O bir hafta içinde namazlarını kıldı, oruç tuttuysa oruç tuttu, Allah'ın zikriyle haşır neşir oldu, ezanları takip etti, ondan dolayı büyük bir mertebeye nail oldu demiş ikinci vefat eden. Allah bize de uzun ve bereketli ömürler nasip eylesin. Kendisine isyanla geçecekse bizim ömrümüzü kısa eylesin, en yakın zamanda huzuruna bizi çağırsın. Değerli kardeşlerim, bu ses nedir? Bundan mı kaynaklanıyordur? Estağfirullah. İnna Allah ve melaiketehu yusalluna ala'n-nebi. Ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslimu. Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Estağfirullah. İnna Allahe ve melâiketehu yusallûne alennebî. Şüphesiz ki Hazreti Allah Celle Celaluhu ve melekler Peygamber'e salatu selam eder. Sallu aleyhi ve sellimu nebiye. Siz de öyleyse Peygamber'e salatu selamı yapın. Siz de Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirin. Tek amel var. Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun yapıp da kullara emrettiği. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat. Kim ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirirse her an Allahu Teala'nın himayesinde olur. Tarikat şeyhlerimizden İmam-ı Derkavi rahmetullahi aleyh şöyle buyurmuştur. Eğer ulemanın şeyha intisaba zorunlu sözleri olmazsa, insanları bir şeyha müntesip olmayı emredeceği ifadeleri olmazsa, şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır gibi sözleri olmasa, ben şunu derdim, sadece bir selavat-ı şerife getirmekle belli aralıklarla belli aralıklarla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavatı ihmal etmeyin dedi.
Bir gün bir zat Osmanlı paşalarından, ama onun öncesi var, Allah-u Teala'ya çok ibadet eden, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme çok salatu selam getiren bir zat. Ticaret yapar, ticaretinde iflas eder, büyük bir borcun altına girer, ne yapacağını bilemez. Bir cuma gecesi Hazreti Allah'a elini açar. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavatta bulunur. Gerekli olan münacat ve niyazlarını yaptıktan sonra Hazreti Allah'a el açar ve durumunun giderilmesi noktasında dua ve ilticada bulunur. Rüyada Hazreti Fahri Kainat Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i görür. Salavatın faziletiyle ilgili, yani yapılan salavatlar bilin ki bir göz tarafından takip edilmekte, bilin ki sahibi tarafından bilinmektedir. Yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem zaman. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle bir meziyeti varmış. Kendisine yapılan iyilikleri misliyle belki katı katı karşılık vermek. Bu ölmeden, vefat etmeden önce böyleymiş Peygamber Efendimiz. Vefat ettikten sonra da bu durumu bırakmamış. Yani vefat ettikten sonra da kendisine iyilikte bulunan, salatu selam eden kul ümmetine yardımını esirgememiş. Yardımını yardım etmeye devam etmiş. İşte bu adam rüyasında Hazreti Peygamber Efendimiz'i görür. Der ki, git filan paşaya, Osmanlı paşalarından biri bu, şu an ismi aklıma gelmiyor. Sana o anda 100 altın olsa gerek, 100 altın, 200 altın artık neyse bir paraya ihtiyacı varmış. Borcunu görebilmek için, karşılamak için. Git, ya Resulallah, ben tamam, ne o beni bilir, ben onu bilirim. Gittiğim zaman neye göre bu adam bana para verecek? Fahri Kainat Efendimiz git kendisine şöyle de. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem selamı var. Geçen cuma gecesi üzerine bir dedindiğin, ders edindiğin salavatları çekmemişsin. Aynen böyle de. Adam gider o paşanın kapısına. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sana selamı var. Benim şu borcumu yerine getirmeliymişsin. Paşa biraz duraklar. Der ki, iyidir, her Muhammed aleyhissalatu vesselam'dan bana salatu ve selam getiren olursa benim işim vardır, iflas ederimdir, sıkıntıya düşerimdir. Biraz ters konuşur. Der ki o şahıs, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem senin geçen cuma gecesinde kendine virt edindiğin salavatı getirmedindir. Adam bir sefer cüşe gelir, cezbeye gelir. İstediğin meblağı verir. Hele bir daha söyledir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sana selam eder. Bana şu meblağı vermelisin dedidir. Al sana bir o meblağ da. Hele bir daha söyledir. Hazreti Muhammed aleyhisselamın sana selamı var. Bana şu meblağı vermeni söyledi. Al sana bir o kadar da. Tam 7 defa bunu tekrar ettirmiş.
için değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirmeyi ihmal etmeyin. Zira onun manevi yardımlarının vesile olmasına, bize gelmesine sebep olur. Hazreti Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte o şöyle buyuruyor. Hasletani, iki haslet vardır ki la şey'e eftalu minhuma. O ikisinden daha faziletli bir şey yoktur. El-imanu billah ve nef'u lil-muslimin. Bir Allahu Teala'ya iman etmek, diğer ise Müslümanlara faydalı olmak. Zaten iman bellidir. Allahu Teala'ya ne kadar hamd etsek azdır. Bizi anne ve Müslüman bir anne ve babadan doğmamıza vesile oldu. Bizi küfrün kucağına atmadan eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu kelimesini söylemeyi nasip-i miyesser eyledi. Bu imanı muhafaza etmek için de gayret gösterin. Ceddidü imanekum buyuruyor Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam. İmanınızı tazeleyin. Devamlı la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini zikredin. Özellikle ezanlardan sonra. Ve nef'u lil müslimin. Müslümanlara faydalı olmak. Din ikidir. Bir Allah'a ibadet, kulluk, diğer ise insanlara faydadır. Dinin tüm emirleri bununla ilgilidir. Namazın kendisi bir ibadettir. Amacı Müslümanlara faydalı olmak. İnne salate estaizu billah, inne salate tenha anil fahşeyi vel münkeri buyuruyor ya Cenab-ı Allah. Namaz kötülükten ve her türlü fuhuştan alıkor. Amaç insanlara karşı, diğer insanlara, hayvanata ve mahlukata karşı seni salim bir kul eylemek. Başka bir ayeti kerimede Hazreti Allah Celle Celaluhu ve اَقِيمُ الصَّلَاةِ وَاَتُوا الزَّكَاتَ. Bak, namaz kılın, zekat verin. Namaz kılın ibadet boyutu, zekat verin insanlar boyutu, yani faydalı olma boyutu. Başka ayeti kerimede اُشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ. Hem bana ibadet et, hem anne ve babana. Bana ibadet et Allah tarafında. Kulluğa işaret ediyor. وَلِوَالِدَيْكَ مَحْلُقَاتَ. Anne ve babana şükür et. Teşekkürde bulun. Yani insanın sorumlu olmuş olduğu iki amel var. اَلْاِيمَانُ بِاللّٰهِ وَالنَّفْعِ لِلْمُسْلِم۪ينَ. Müslümanlara faydalı olmak. Bu bazen Allah-u Teala'nın vermiş olduğu makamla olur. Yani size devlette bir makam nasip eylemiştir. Toplum içinde belli bir otoriteniz vardır. Bu şekilde olur. Bazen sözle olur, bazen mal ve bedenle olur. Ele geçen mevki, makam, akademik kariyer, mali imkan gibi bütün nimetleri insanlara, millete, memlekete, vatana, devlete, Müslümanlara, İslamiyet'te hizmette kullanılmalıdır. Bu durum, o nimetlerin kendisine verilmesinin sebebi, hem de imtihanı kazanmasının şartlarından biridir. Kendisine verilen nimetlere başkalarına nimetlerle başkalarına hizmet ederse, insanlara iyilik yaparsa, onların ihtiyaçları için harcarsa, hem elindeki o nimetler kendisine kalır, hem de nimetleri arttırılır. Kendisine yeni nimetler verilir. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki, Allahu Teala bazılarına dünyada çok nimet vermiştir. Bunları kullarına faydalı olmak için yaratmıştır. Bu nimetleri Allahu Teala'nın kullarına ulaştırırlarsa nimetleri azalmaz. Ulaştırmazlarsa Allahu Teala nimetlerini bunlardan alır, başkalarına verir. Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun bir sözü var. Ben kullarıma rahmet edeceğim. Bu rahmet direkt mi olur? Hayır, vesilelerle olur.
Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermekle bize rahmet eylemiştir. Bu Hazreti Muhammed aleyhisselamın şahsıyla alakalı bir şey değildir. Hazreti Muhammed aleyhisselam olmazsa bir başkası olurdu. Ahmet aleyhisselam olurdu. Veya yine bir başka peygamber olurdu. Yine Hazreti Allah Celle Celaluhu rahmetini tecelli ettirirdi. Nasıl peygamberleri hidayetlerine ve insanların hidayetlerine vesile olmak için gönderdiyse, bir kula yardım ederken de yine Hazreti Allah Celle Celaluhu bir başka kulu gönderir. Onunla rahmet eder. Rahmet edecek kula zenginlik verir, imkan verir. Kimisine ilim verir, o ilimle rahmet eder, o kişinin hidayetine vesile olur. Kimisine mal verir, o mallarla Hazreti Allah Celle Celaluhu hakikatte o malı ona veren, ondan da bir başkasına ulaştıran yine Hazreti Allah Celle Celaluhu'dur, bu şekilde rahmet eder. Eğer bir kula nimet verilmiş de o kul bu nimeti elinde tutuyorsa, insanlara faydalı olmuyorsa, ilimse hidayetlerine vesile olmuyorsa, malsa sıkıntılarını gidermiyorsa, Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözüne göre Hazreti Allah bu nimetleri o kişinin elinden alır. Kutsi bir hadis-i şerifte Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Mahşer günü olduğunda Hazreti Allah kullarına şöyle nida edecek. Bazı kullarına şöyle seslenecek. Ben filan gün senin kapına geldim, yemek istedim de bana vermedin. Kul diyecek ki, neuzubillah, ya Rabbi sen yemeden ve içmeden münezzehsin. Senin yemeğe ihtiyacın yoktur. Cenab-ı Allah diyecek ki, filan gün senin yanına biri gelmişti ya, senden sıkıntısının giderilmesini istemişti ya, işte o bendim diyecek. Buna dikkat edin değerli kardeşlerim. Yine bir başka kula, filan gün senden bir yudum su istemiştim ya, ben geldim vermedin. Niye vermedin? Ya Rabbi sen gelmeden, gitmeden, yemeden, içmeden münezzehsin der. Yoktur filan zaman der. Oradan da kamerayı oynatır. Hazreti Allah Celle Celaluhu baktır. Ben geldim, benim sıkıntımı gidermedin. Onun için değerli kardeşlerim, Hızır bilin diyor ya her gelene. Aslında sözlerimi de ters anlamayın da her gelene Hazreti Allah bilin diye bu hadise göre bu şekilde de konuşulabilir yani. Buna da dikkat edin. Değerli kardeşlerim, men esbaha la yemzi zulme ala ahadin. Bir kişi sabahlarsa ben bugün hiçbir insana zulmetmeyeceğim diye sabahladı, evinden bu şekilde çıktı. Gufira lehu ma cena. O gün işlemiş olduğu tüm cinayetler, hatalar, suçlar daha evinden çıkmaksızın affedilir. Evinden çıkarken yapmamak niyetiyle kullara karşı, Hazreti Allah'a karşı cinayet işlememek, suç işlememek üzerine çıkmış ya, Hazreti Allah Celle Celaluhu o kişinin o gün içinde günah yapsa dahi affeder. Onun için müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır demişler. Bak sabahleyin ne niyetle çıktı bu adam? Ya Rabbi ben bugün günah işlemeyeceğim. Niyet etti. Günah işledi. Demek ki kişinin niyeti amelinden daha üstündür. وَمَنْ أَسْبَحَا يَنْوِي نُسْرَةَ الْمَظْلُومِ وَقَدَاءَ حَاجَةِ الْمُسْلِمِ. Bir kişi sabahleyin evinden çıksa, bir mazluma yardım etmek istiyor veyahut da Müslüman bir kardeşinin sıkıntısını gidermek istiyor. كَانَتْ لَهُ أَجْرُ حَاجَةٍ مَبْرُورَةٍ. Ona tam mevrul bir hac sevabı var. Hani derler ya, ya bir Müslümanın kalbini kırmak, Kabe'yi yıkmak gibidir derler ya, bazı şairler de bunu kullanırlar şiirlerinde. O zaman bir Müslümanın kabını tersine çevirelim. Bir Müslümanın kalbini imar etmek de
bir Kabe'yi yapmak gibidir. O zaman ki ecrin hakketin mebruratı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir müminin sıkıntısını gidermek tam bir hac sevabıdır şeklindeki müjdesi de bu şekilde anlaşılabilir. أحب العباد إلى الله تعالى أنفع الناس للناس. Allahu Teala'nın en sevimli kulları insanlara faydalı olandır. Şu kadar namaz kılan, şu kadar oruç tutan, şu kadar zekat veren değildir. Sonuçta gelir Müslüman
Evliyanın büyüklerinden Ebu'l-Vefa rahmetullahi aleyh, ismi Ebu'l-Vefa, oğlunu şikayete geliyorlar. Şimdi evlatlarından şikayet eden kardeşlerim. Tabi Hazreti Allah bizi evlatlarımızda da imtihanlayacak, evlatlarımızla. Bilin ki bu yine sizin kendi ellerinizle ettiklerinizdendir. Ayet-i Kerime'de de diyor ya, bela olarak gördükleriniz kendi ellerinizle ettiklerinizdendir. Yani evladınızdan bir sıkıntı çekiyorsanız, bilin ki bu sizin evvelki önceden yapmış olduğunuz yatırımın sonucudur. Ebu'l-Vefa evliyanın büyüklerinden bir oğlu var. Oğlunun da gereksiz bir ahlağı var. Çocuk küçük, aklı da yetmiyor desek inanın. Çocuğun elinde bir çuvaldız var. Önceden suları, bu deri tuluklar var ya, su tulukları, onlarda taşırlarmış. Bu çocuk o deri tuluklarda soğuk su taşıyanların torbalarını, deri tuluklarını kendilerinden habersiz gider, o cımbızla, çuvaldızla delermiş. Şimdi biliyorsunuz, deli tuluk da bir sefer delindiği zaman işlevsiz kalır. Ya bağlayacaksın, bu da tuluğun epey bir bölümünü alır götürür yani. Yarısı tuluk işlevsiz duruma gelir. Bir yapmış, iki yapmış, üç yapmış, en sonunda dayanamamışlar, gelmişler Ebu'l-Vefa'ya şikayet etmişler. Adam padişahların hocası. Ne diyeceğiz? Asen'in oğlun. Buna rağmen gelmiş şikayet etmişler. Ebu'l-Vefa rahmetullahi aleyh çok üzülmüş. Çağırmış bu tulumcuları. Gelin bakalım demiş, benim oğlum kimin tulumlarını deldi. Tek tek paralarını vermiş. Hanımlarını mı diyeyim dilimden de hanımları çıktı ama. Hanımını çağırmış. O çocuğun annesini. Hele gel demiş. Sen de düşün, ben de düşüneyim. Bu çocuk niye böyle bir haslete nail oldu? Neden bu tulumcuların tulumlarını deliyor? Bakınız, kendisinden biliyor ha. Ey çocuklarından sıkıntı çeken kardeşlerim, çekmiş olduklarınız sıkıntıları kendinizden bilin, çocuklarınızdan bilmeyin. Allah bizi muhafaza eylesin. Ne kendi bir şey bulabiliyor, ne hanımı bir şey bulabiliyor ama hanımının son anda aklına bir şey geliyor. Tamam kocacığım diyor, ben buldum diyor. Bir gün diyor, bu çocuğa aş ererken bacım da bir torba limonla bizim eve geldi. Limonu görünce canım ekşi istedi. Canım limon istemiyor ama o anda ekşi canım istedi. Oraya bir delik attım. Yani bir iğneyle limonu deldim. Bir damla, iki damla aldım. Belki bundandır diyor hanıma. Onun üzerine Ebu'l-Vefa hanımını git bacısının yanına gönderiyor. Git ondan helallik al. İşte çekmiş olduğumuz sıkıntının sebebi budur diyor. Buna dikkat edin değerli kardeşlerim. Haram lokma amelimizi Hazreti Allah Celle Celaluhu'ya ulaştırmıyor ve gelecekte de önümüzde engeller oluşturuyor. Hem dünyada hem ahirette. Buna dikkat edin. Bir başka hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Aleyküm bi mücalesetil ulema. İlim meclislerine devam edin. Alimlerle oturmaya devam edin. Ve istima'i kelamil hukema. Hikmet sahibi olan kişilerin, hikmetli olan kimselerin kelamını dinlemeye devam edin. Fe innallaha taala yuhyil kalbel meyyite
bi nuril hikmeti. Hazreti Allah Celle Celaluhu ölü kalbi hikmet nuruyla diriltir. Kemen yuhyil ardel meytete bima'il matari, nasıl ki kuru yeri, suya muhtaç yeri yağmur suyuyla diriltiyorsa, ölü kalpleri de sohbetlerde hikmet sahibi olan kişilerin sözleriyle diriltir. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh de şöyle buyurmuştur. Celisül kübera, büyük insanlarla oturun. Vesailül ulema, alimlerle sohbet edin, onlara sorun. Ve halitül hükema, hakim olan kişilerle de karışın. Bunu yaparken de gitmiş olduğunuz şahıslara dikkat edin. Hakkı mı söylüyorlar, hakikati mi söylüyorlar? Kişinin almış olduğu ilim dindir. Kişinin dinidir. O dini kimden aldığına dikkat etsin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dinek buyuruyor bir sahabiye. Dinine dikkat et, dinine dikkat et, dinine dikkat et dedi. O senin etin, malı, etin, kemiğin, her şeyindir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte de "Men dehalel kabre bila zâdin." Kim ki kabre azıksız olarak giderse "Fekeenneme rakibel bahre bila sefinetin." Sanki gemiye denize gemisiz binmiş gibidir. Ömer'den rivayet edilen bir sözde de Hazreti Ömer şu kimsedir ki biri Cebrail aleyhisselama Hazreti Muhammed aleyhisselam sormuş. Sıfli hasenatı Ömer. Ya Cibril bana hasenatın Ömer'in hasenatını sıfatlar mısın? Levkânetil biharu midâden, şayet denizler mürekkep olsa ve şeceru aklâmen, ağaçlar da kalem olsa yine Hazreti Ömer'in sevabını yazamazlar demiş. Sonra sıfli hasenati Ebu Bekir demiş Hazreti Fahri Kainat Efendimiz. Hadi Hazreti Ebu Bekir'i anlat demiş. Ömer hasenatun min hasenati Ebu Bekir demiş. Ömer Ebu Bekir'in hasenatlarından bir hasena demiş. Bakınız birini tüm ağaçlar kalem olsa amelini yazsa bitiremiyor. Bu şekilde Cebrail aleyhisselam onu yüceltiyor. Hazreti Ebu Bekir'e de gelince Hazreti Ömer'in hasenatı Ebu Bekir'in hasenatlarından bir hasenattır diyor. İşte bu Ebu Bekir radıyallahu anh bize şöyle buyuruyor. İzzet dünya bil mali. Dünya izzeti malladır. Ve izzül ahireti bi salihil amel. Ahiretin izzeti ise salih amellerledir. Dikkat edin, amele dikkat edin. Şu anda bir zengin geldiği zaman insanlar başında toplanırlar ya. Vallahi ahirette bir alim gittiği zaman ilmiyle amil olan bir alim veyahut da abid bir kişi, melekler şu dünyada zenginlerin, zengin kimsenin etrafında toplandıkları gibi melekler de o kimselerin etrafına toplanacaktır. Men kâne fî talebil ilim. Her kim ki ilim talebinde bulunursa kânetil cennetü fî talebihî. Cennet de onun talebinde bulunur. Ne demek ilim talebinde bulunmak? Bir kişi bir alimin yanına sohbete giderse veyahut da bir dini mesele için bir müftü beyin yanına veyahut da meseleyi daha iyi kavrayan birinin yanına giderse, aslında mesela Diyanet'te Alo 190 Alo Fetva hattı var. Dini soruları olan kardeşlerimiz soruyorlar. Her şehirde var bu. Alo 190'ı çevirseniz bir vaiz çıkıyor karşınıza. Sorunuzu alıyor. Biliyorsa cevaplıyor, bilmiyorsa sonra araştırmak üzere telefonunuzu alıyor, tekrar size dönüyorlar. Bu güzel bir şey de takvanın da gereği budur. Ama en güzeli
O müftünün, o vaizin yanına gidip de yorula yorula, meşakkat çeke çeke ondan gidip meselenin sorup cevabını almaktır. Telefonu aradan çıkarmak en güzelidir. Yapabilirseniz bunu yapın. Bir kişi bu şekilde hareket ederse, biliyorsunuz Hazreti Allah Celle Celaluhu her adımına bir derece verir, bir günahını silir, bir sevap verir. Bir günahını siler, bir derecesini de arttırır. Size tavsiyemiz budur. Hocalarınızın yanına giderken bu niyetle gidin. İşte kânetil cennetü fî talebihi, ilim yoluna gidenin cennet talebinde olur. Yani cennet de onu talep ederin sözü budur yani. İlim yoluna giden kişiler devamlı Allah tarafına meyletmeye başlar. Cennet onu ister, gel bana, gel bana der. Bu ne şekilde olur? O kişinin Allah tarafına meyletmesi, salih ameller işlemesi, Allah'a ve Resulüne ittibasına vesile olmasıyla olur yani. Ne diyor? Ayet-i Kerime'de ancak bizim yolumuzda cihat edenleri hidayete erdiririz. Rahatlıkla ilim olmuyor. Telefonla ilim olmuyor. Böyle kuş tüyü yatakların üzerinde yatmakla ilim olmuyor. Biraz meşakkat çekeceksin. Sıkıntı çekeceksin. Her zaman yemek veriyorlar. Bir gün yemek vermedikleri zaman da orada durmayı bileceksin. Fedakar olacaksın. Buna dikkat edin değerli kardeşlerim. وَمَنْ كَانَتْ ف۪ي تَلَبِ الْمَاسِيَةِ Kim ki de masiyet talebinde bulunursa كَانَتِ النَّارُ ف۪ي تَلَبِهِ Nar da cehennem de onu talep etmeye başlar. Buradan şu anlaşılıyor. Taat taatı çeker, masiyet masiyeti çeker. Allah bizi rahmetini üzerimizden eksik etmesin. Yalnız bir kişi bak ne diyor, ilim talebinde bulunursa cennet onu ister. Bu ne demek? Taat taatı çeker. Kim ki masiyette bulunursa cehennem onu talep eder. Yani cehennem onu cehennemlik amelleri yapmaya ve yani yaptırması dolu bu şekilde talep ediyor ya, yavaş yavaş o kişi devamlı cehennemlik amellere yönelir. Hazreti Allah bizi nefsimizin eline bırakmasın. Takvaya dikkat edin değerli kardeşlerim. Küllü masiyetin an şehvetin. Her masiyet şehvetten kaynaklanmaktadır. Fe innehu yurca gufranuha. Şehvetten kaynaklanan her masiyetin de affedilmesi umulur. Ve küllü masiyetin an kibrin. Kibirden kaynaklanan masiyet ise fe innehu la yurca gufranuha. O kibirden kaynaklanan masiyetin affı umulmaz. لِأَنَّ مَاسِيَةَ اِبْلِيسَ كَانَ أَصْلُهَا مِنَ الْكِبْرِ İblisin, önceki ismiyle Azazil'in, sonraki ismiyle İblis'in, Allah'a isyan etmesinin ve Allah-u Teala'nın onu rahmetinden uzaklaştırmasının asıl sebebi de yine kibirdir. Dikkat edin, kibri gerektirecek amellerden otururken, yemek yerken, bu daim şey yapar, konuşurken insanı kibire götürecek vesilelerden uzak durun. Adem Aleyhisselam'ın zellesi şehvetinden dolayıdır. Hazreti Allah kendisine şu meyveden yemeyeceksin dedi, yedi. Ama Hazreti Allah Celle Celaluhu yine onu affetti. Ama şeytanın sıkıntısı, ayağının kaymasının sebebi kibirden olduğundan dolayı Hazreti Allah Celle Celaluhu onu affetmedi. İnsan hiçbir zaman kendisinden emin olmayacak. Kişinin alnının çatında bir melek olduğunu söylüyor bazı rivayetlerde. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kişi ne zaman kibirlense o melek o kişinin burnunu yere sürtmekle mükelleftir. Şeytan olayın yine Cevat Akçet hocamızdan dinledim. Kaynağını bilmiyorum ama televizyonda çıkıyor, söyledi. Bu kibrin sıkıntılarıyla ilgili konuşuyordu.
İsrafil aleyhisselam cennetin kapısında şöyle bir yazı görmüş. Allah-u Teala'nın çok abid bir kulu cehenneme girecek. İsrafil aleyhisselam korkmuş. İşte Müslüman da böyle. Melek Müslüman budur. Melek Müslüman, melekleşmiş Müslüman kimdir? Her sözden alınır. Kendine bir pay çıkarır. Acaba ben, bu günah bende var mı? Sıkıntılara düşer. Alır gider başını tefekkür. Müslüman işte budur yani. Melek Müslüman budur. Bir kişinin meleklenmiş ahlaka ulaştığını görmek istiyorsanız bu meziyet var mı yok mu? Ama bir hoca efendi bir ayeti kerim okumuş, bir hadis okumuş. Tıkmıyor. Şuradan şuraya geçmiyor. Ameli bırakın. Kalbini kıdıklamıyor bile. O kişinin kalbi perdelenmiştir. O kişinin kendisine dikkat etmesi lazım. İsrafil aleyhisselam da onu görünce o Allah'ın çok abid bir kulu cennete cehenneme girecektir yazısını görünce ola ki ben miyim diye sıkıntılara düşüyor, feveran ediyor. Şeytan-ı lain, o zaman da abid insan, Azazil geliyor. Secde etmedi, arşın etrafında secde etmediği yer kalmamış derler kitaplarda. Ne oldu ya İsrafil diyor. Böyle böyle cennetin kapısında bir yazı gördüm. Allah-u Teala'nın çok abid bir kulu cehenneme girecekmiş. Diyor ki şeytan, o zaman da Azazil, korkma diyor, ben sana dua ederim olmazsın diyor. Burada kendi kendisini unutuyor, başkasını içtiği iki bir insanı bu şekilde düşürür yani. Asıl şeytanın ayağının kaymasındaki ana asıl sebep neymiş? Kibirmiş. Hazreti Allah Celle Celaluhu bizi muhafaza buyursun. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimin kalbinde zerre-i miskal kibir bulunursa o kişiyi cennete girdirmez buyuruyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Şimdi şeytanın bazı zevat bu hadisin aslını olmadığını söylüyorlar da yani bu meselelere bakıyorsun, başka hadislere bakıyorsun, bu hadis-i şerifin aslının olduğunu ortaya çıkıyor. Zaten cumhurun görüşü de bu hadisin aslı var yani. Onu şu şekilde yani gönülleri kibirli olup da kabullenmeyen kişiler bu hadisin mevzu olduğunu iddia ediyorlar. Hocam namaz vakti kaçta giriyor? 7 geçe. Men ezneme zemben, her kim ki bir günah işlerse ve huve yedhakü, güle güle günah işlerse fe innallaha yudhiluhun nara ve huve yebki, Hazreti Allah Celle Celaluhu onu ağlayaraktan cennete girdirir, cehenneme girdirir. Ha burada günah işlemenin adabını da veriyor Hazreti Allah Celle Celaluhu. Bir şekilde sebepler seni günaha girdirdi ya, o günahı işlerken de ağlaya ağlaya işle, üzüle üzüle işle, kibirli bir halla işleme. Bir zat gördüm. Adam namaz kılmıyor. Ama hocaların bir vaazı kendisine yer etmiş. Faiz haram, faiz haram, faiz haram. Bu kalbine yer etmiş. Ama buna rağmen evdeki hanımının vesvesesiyle, hanımlarınıza dikkat edin, hanımlar Allah ile aramıza yeri geliyor, engel olabiliyorlar yani. Zorlamış adamı, bir ev aldırmış. Evi de faizli krediyle aldırmış. Ama bu adam faize karşı çok hassasmış. Nasıl gidiyor bankaya ama istemeyerekten, şüpheyle gidiyor, sıkıntıyla gidiyor. Yüreği sıkıla sıkıla bankaya gidiyor. Buna rağmen bankadan o parayı çekiyor ve evi alıyor. Evi alıyor, evin içine girdikten sonra bir sıkıntı, iman sıkıntısı değerli kardeşlerim. Onu kaplıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Adam yüzü gülmez duruma geliyor.
Tövbe istiğfar bini bir var. Arka arkaya istiğfar duaları. Kur'an-ı Kerim. Adam namaz yoktu yani önceden. Adam namaz kılmazmış. Nasıl bu adam bu tövbe istiğfar, pişmanlık. Adam bir anda ezan okunmuş, camiye gidiyor. Kimsenin telkini olmaksızın ha, camiye gitmeye başlamış. Bunu bu mertebeye çıkaran nedir? Namaz kılmayan bir adamı namaz kılar duruma getiren nedir? İşlemiş olduğu günahtır. Günahlığına pişmanlıktır. Hazreti Allah Celle Celaluhu bize günah verecekse de bizi kendisine yaklaştıracak günah nasip eylesin. Çünkü kişilerin günahtan da nasibi var. Hiç ondan kaçamaz. Beladan nasibi var, günahtan da nasibi var. Eğer bir günah işlemeyen bir millet olsaydınız diyor, Hazreti Allah Celle Celaluhu Peygamber Efendimizin rivayet etmiş olduğu bir kutsi hadis-i şerifte sizi helak eder, günah işleyen bir toplum yaratırdım diyor. وَمَنْ اَتَاءَ وَهُوَ يُبْكِي Her kim ki ağlayaraktan itaat ederse, Hazreti Allah'a kulluk ederse, فَاِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ وَهُوَ يَدْحَكُ Allah güle güle o kişiyi cennete gider, götürür. Hazreti Allah bize güle güle ölmeyi nasip eylesin. Son nefeste اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ diyerek ölmeyi nasip eylesin. Kardeşlerim, Allah-u Teala kurbanlarımızı kabul eylesin. Yine başta da dedik ya, bizi bu bayrama çıkarttı. Güzel kurban kesin. Keserken sünnete dikkat edin. Hocalarınızdan duyduklarınıza dikkat edin. Hocalarımız bize 2 haftadır, 3 haftadır vaazlarda, nasihatlarda neyi anlattı ona dikkat edin. Bir de bizden, sizden bir ricamız var. Hocamız da özellikle söylememizi istedi. Bizim malum bir cami inşaatımız var Karadaş'ta. Kardeşlerimizin derilerini buralara vermelerini istiyoruz. Eğer çevrenizde de varsa deri verecek kardeşlerimiz, onlara da söyleyip derileri bize getirmenizi istiyoruz. İnşallah bu da kurbanınızın kabul olmasına vesile olur. Şimdi şöyle bir şey var. Halk arasında yanlış anlaşılmış. Kurban derisi camiye verilmez diye bazen bir laf duyuyoruz. Fakirin hakkı diyoruz. Aynısı adakla eş tutuyorlar. Adakta biliyorsunuz kurbanın her cüz'ü şeyin hakkıdır. Kurbanın her cüz'ü fakirin hakkıdır. Zengin yiyemez. O adağı kesen kişinin altı üstü de yiyemez. Fakirler yiyebilirler. Fakir akrabaları varsa altı üstü olmamak şartıyla. Ama kurban eti böyle değil. Bir kurban etinden fakire verilir mi? Verilir. Zengine verilir mi? Verilir. Bu fakirin hakkıysa niye zengine veriliyor? Yani kurban veyahut da sen niye yiyorsun? Kitaplara baktığımız zaman hocalarımız diyor ki en güzeli tabii ki fakire vermek. Ama bununla beraber diyor diğer hayır kuruluşlarına, vakıflarına da verilir diyor. Bundan dolayı sıkıntıya düşmenizi istemiyorum. Herhalde tevfik ve hidayet yüce Allah'tandır. Bize rızasına göre amel yapmayı nasip-i müyesser eylesin. Bayram namazına kalkıyoruz. Bayram namazına niyet ettim Allah rızası için bayram namazız. Kurban bayramı demenize gerek yok derseniz de bir sakıncası yoktur. Niyet ettim Allah rızası için bayram namazı kılmaya. Sübhaneke okunacak. Sübhaneke'yi okuduk. İmam da okuyacak, cemaat de okuyacak. Ondan sonra imam bayram tekbirlerini getirecek. Her tekbirde eller o ikinci yani imam bayram tekbirlerini getirdiğinde o tekbirler arasında eller salınacak, kaldırılacak aynı imamla beraber eller salınacak. İkinci tekbir, üçüncü tekbir, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanacak. Biz sükût edeceğiz. İmam Fatiha'yı okuyacak, Zamm-ı Sure'yi okuyacak.
Birinci rekat bitecek, ikinci rekata kalkacak. Aynı Fatiha, Zamm-ı Sure. Zamm-ı Sure bittikten sonra 3 tekbir, 4 tekbir getirecek. 3'ü bayram tekbiri, 4.'sü ise kurban rükû tekbiridir. Buna dikkat edin. Bayram namazı da bu şekilde kılınır. Hocam bir şey diyeceğim var mı? Müezzin kardeşimiz, Allah günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu kullar zümresini ilhak eylesin. Müezzin kardeşimiz namaza çağırsın.